Doktorlarım diyor ki şeydi, birkaç sene gene senin bu ciğerin idare eder. Ama senin bu valiz kanamaların ki var, idare etmez. Çok tehlikeli diyor. Çünkü hepatit B'nin dedi, bir tane ilacı çok pahalı dedi. Ha, ona göre prosedür böyle dedi. Biz oradan eli boş geri döndük. Ha, daha hiçbir şey yapamadık. 250-300 milyarlık fatura dediler. Bir evladın annesinin gözünün önünde erimesi nasıl bir durumdur? Allah kimseye acı vermesin. Bazıları inanmıyor, para için hastalığı bahane ederek dolandırırsınız diye. Onu düşündükleri için de ben de gittim valilik makamına. Bacanağın babası ben. Valilik makamına gittik. İzin belgesi almak için, yardım toplama amacıyla izin belgesi almak için. İzin belgesi çıktı. Ben orada böyle bir teklif yaptım ki bizim milletimiz bize inanmıyor. Onu nasıl yapabiliriz ki inansınlar diye. Bize şunun gibi bir tane hesap adresi verdiler. Dediler ki bu hesaba para yatacak, kontrol edeceğiz. İstediğiniz zaman çekersiniz dedi. Dedim hayır, ben istediğiniz zaman o parayı çekmek istemiyorum. Ben bizzat o parayı sizden izin belgesi alarak Ziraat Bankası'na götüreceğim. Ziraat Bankası'ndan çekeceğim. Çünkü ya, para yatırılan kim ne kadar yatırdı 3-5 fark etmez. Yatıran şahıs bizzat bunu duysun. Bizim amacımız para değil. Öncelikle ellerinden geliyorsa kimlik için yardım etsinler bize. Kimliği alalım. Zaten kimlik olduktan sonra paraya gerek kalmayacak. En fazla gidecek 30-40 milyar olur. O da ki her halükarda bulunur. Yok, kimlik için bir şey yapamıyorsak gün birlik günüdür derler ya. Böyle bir yerde derler. Birlik olalım. Bir anneyi, bir aileyi hayata tutundurmaya çalışalım.